Evet, arkadaşlar merhaba. 9 Ocak 2023 Pazartesi günü yabancı yarışlarda Club Hipico'dayız. Santiago, Club Hipico de Santiago. Bugün tam 19 koşu var orada ama ilk 7 koşuyu alıyoruz biz. Değerlendirmelerimize hemen geçelim arkadaşlar. Club Hipico Santiago de Santiago. Evet, birinci koşu 18:20'de, orada da birinci koşu 19 koşu var orada normal şartlarda arkadaşlar. Sabah bir başlıyor işte, akşam saatlerine kadar, gecelere kadar gidiyor. Birinci koşu 18:20'de, handikap 4 yukarı, İngilizler 1100 metre çıkacaklar, 7'li plesenin ilk ayağı. Yani burada tabii 7'li plesiyi de oynamanızı tavsiye ederim. Club Hipico de Santiago. 3 numarayla başlayalım. 100 Kisses. Yüzlerce öpücük atın ismi. 2 numaralı Taurus burada. Arkadaşlar jockey isimlerini vermiyorum. Zaten jockey isimleri yüzünden sığdıramıyoruz buraya. Adamların öyle bir 4 tane isimleri var. 2 tane soyadları mı? Bir tane soyadları, 3 tane isimleri var. Annesi buna Ricardo mu diyor? Andre mi diyor? Solorza mı diyor ya? Yani ben anlamadım yani bunu. Neyse. 5 numara Negro, özür dilerim. 2 numara Taurus dedik. Evet, 5 numaralı Negro Bombita ve 8 numaralı Languedoc. Languedoc. 3, 2, 5, 8. Burada 7'li plasede 4 tane atla geçeceğiz burayı. Evet, ikinci koşuyla beraber altılı gayan başlıyor. Şartlı dişi 4 yaşlı İngilizler 1000 metrelik böyle kum pisti. Burası karışık yani dersen, evet. İki kum, 5 tane de çim var bize denk gelen. Evet arkadaşlar, burada şimdi iyi safkan, yani iyi safkan derken yani birincilikle falan görmüş safkanlar var. Geçen Şili'de 5'te kaldık bu arada, hemen onu söyleyeyim. Evet, burada 3 numara Alternatif Banko. Cochina La Abuela. California Chrome yavrusu. Amerikan. Gelme, burada da farklı bir şey var orada. Gaştat 2. Evet, 3 numara Alternatif Banko. 3 tane rakibi var bunun. 10 numaralı Stromy Jock. Ale Alejandro burada biniyor. 10 numara. 1 numaralı Una Eternidad. Ve 4 numaralı Irish Nation. Bunlar arkadaşlar yazdık. Ama burada 3, Alternatif Bank 10, 1 ve 4. Eğer at yazarsınız AGF oranlarına göre %10 ve üstü olanları, AGF'de bizim yazmadığımız %10 ve üstü olanları mutlaka yazalım oraya. Eğer at yazarsınız oraya. Üçüncü koşu. Handikap 4 yukarı, İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Evet, burada çok az yazacağımız yerlerden bir tanesi de burası. 7 numara Senora Elba. 4 numaralı Luque Pericoloso. Amerikan Midshipman. Bakıyorum mu, tanıdık orijin var mı diye bu arada. 9 numaralı Memorias de Afrika. Afrika hatıraları. Evet, Wildcat Spirit. Bu hiç yabancı gelmedi. Ve 9 numaradan sonra 11 numaralı Alaşti. Alaşti burada Magnificat. Yok. 3 numaralı Compadre Gringo. Bu saf şil galiba, evet. Varçent'ten gelme. 7, 4, 9, 11 ve 3 diyoruz ama dediğim gibi arkadaşlar, her zaman %10 ve üstünü at yazdığımız yerlerde, AGF oranlarında at yazdığımız yerlerde, sizlerin de orayı tamamlaması lazım. Bizim yazmadığımız, vermediğimiz AGF'leri %10 üstüne sizler de tamamlayın. 4. koşu handikap 4 yukarı, İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Kum pist bu sefer. Evet, burada 1 numaralı Pecuena Manu arkadaşlar, Banco görüntü itibariyle. Yalnız burada bu şimdi daha var, alternatif bankomuz var da. Burada bu 1 numara son koşusunu gelmiş zoraki, bu arka arka şurada var, bu gruplarda var. Biz burada banko bunu gösteriyoruz, onu söyleyeyim. Bu grubun üstünde diye gördük. Bir de 50 kilogram ne iş en üstte.
Apprenti herhalde bu vatandaş. Arkadaşlar dikkat bu ayağa. Hani bu ayaktaki Ar-GFA oranlarına bakmamız lazım bizim. Bu son dakika yenileme şablonlarını birçoğunuz izledim tabii, vakti olmayan arkadaşlar oluyor. Banko bu gözüküyor. Bugünkü bankomuz bu gözüküyor arkadaşlar. Ama bunu bir sağlamasını yapmamız lazım. Bu da 3 var, 4 var, 5 var. Bunlara bakmak lazım. Şu Victor Ramirez'i zannedersem iyi bir jokeydi. Yanlış hatırlıyorum. Saf Amerikan mesela. Competitive Edge. Saf Amerikan var. McLean 7 numara. Şimdi bunların hep notunu alalım. Daha sonra bakarız onlara. Burada bir numara Banko gözüküyor şu anda. 5. koşu Maiden. Erkek 4 yaşlı İngilizler. 1100 metre. Çim pistteyiz. Evet. Arkadaşlar burada bir tane pardon özür dilerim. Burada at yazıyoruz buraya. Bir sonraki ayakta alternatif Banko var. 6 numara Move it diyoruz. 5 numaralı Shaun. 12 numaralı Baldur El Noriego. 14 numaralı Mübarek. Amerikan baba. 2 numaralı Shot For Me. Ve 3 numaralı ekürlerden El Pandita ve 4 numaralı Ray Bjorn. Evet, bu ekürleri de yazdık buraya. 3-4 olarak geçiyoruz burayı. 6-5, 12, 14, 2, 3 ve 4 dedik. Evet, 6. koşuya geçelim şimdi, tabela ayağı. Sıkıntılı bir ayak bu. Yani bu mübarek burada gelirse şaşırma ama. 6. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada 3 numara alternatif Banko. Bunu belki Banko yaparız. Bon Patrick. Adı da tam böyle kazanmaya müsait. Luis Adrian Torres Camargo biniyor. Turist yavrusu. Neyse bu turist. Bon Patrick arkadaşlar. Alternatif Banko. 1 numara Lou Reed. Catherine Hanım biniyor bunun üzerine. 8 numara Gian Tiffy. Ve 7 numara Gran Rodrigo. Evet. 3 alternatif banko 1-8-7. Burada 5 ve başka 2 zannedersem onlara da bakalım. Eğer yazarsak at buraya. 5 ve 2'ye de bakmak lazım buraya. İyi verir bu Şili. Şili. Evet. 7. ve son koşudayız Şili'de. Club Hipico de Santiago'da. Şartlı dişi 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar burada. Orta mesafe. Evet, burada arkadaşlar 3 tane at var. 2 numaralı Sos Idola ve Ekibisi Carpasia. Bu Sos Idola güzel bir şeye benziyor. Constitution yavrusu. Bunu artık hepimiz biliyoruz, Constitution'u. Amerika Gulfstream parklardan veya İngiltere'de bazı yavruları var bunun. Aslında bunu düşünmemiz lazım, bu 2 numara ve yani ekürleri banko olur mu düşünmemiz lazım. 30'un falan üzerine çıkarsa kesin banko. 2 numara notumuzu alalım şöyle. 2 ve 7 diye. Bunun iki tane rakibi var zaten. 3 numaralı Dando Amor ve 6 numaralı Lucy Liu. Evet, bu da Amerikan. Bu da saf Amerikan. California Chrome. Bu California Chrome'un çok yavruları var burada. Bakın burada da var. Şili'de. California Chrome'un çok yavruları var. Bizim Turbo gibi galiba. Evet arkadaşlar, yani 3 at en doğrusu tabii ki burada geçmek. Ama dediğim gibi şuna bir bakmamız lazım. Bu Constitution bunlardan daha üst düzeyde bir orijin. Zaten devamlı yani hep zikzak yapmış. 8-1, 2-1, 5-3, bir tane de bir herhangi gelebilir buraya. Kazanıyor at yani, belli yani, bu kalitede bir at kazanmama ihtimali yok. Evet, böylece bu Şili ile ilgili de görüşlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bugün yine birçok Fairview, Turf Paradise, yani listeye göre çalıştığımız bizim Philadelphia, bunlar hazırda var. Evet, şu anda vermesini bekliyoruz, hemen yayına gireceğiz zaten.
Şili için herkese bol şans diliyorum ben. İyi bir hafta olsun. Herkese iyi haftalar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir son dakika şablon numaramıza ait videolarımızı öğlen saatlerinde çıkıyor. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.